Sen ne yaptın bu adama hoş görünmek için? Hı? Hep ondan bekledin. Ama hiç demedin ki ya ben bu adamın bir dikkatini çekeyim. Bir sürpriz yapayım, bir şaşırtayım, bir güldüreyim, eğlendireyim. Kadın dediğin canlı olur kızım. Karşısındakini de canlandırır. Anne ağlıyor musun? Yok anneciğim, niye ağlayayım? Teyzem mi üzüldü seni? Hayır. Anne, o kadın hala evimizde mi? Hayır tatlım, gitti evine artık. Damla biliyor musun, yarın babanın doğum günü. Aa, yarın mı? Evet. Ona bir sürpriz doğum günü yapalım mı, ne dersin? Babam doğum günlerini hiç kutlamaz ki. Olsun, bu ilk olur hep. Bundan sonra da hep birlikte kutlarız. Çok güzel olur. O zaman bugünden işlerimizi halledelim. Yarına bırakmayalım, yarın çok işimiz olacak. Anne, evde süsleyeceğiz değil mi? Sürpriz yapacağız dediysek de o kadar değil. Baban öyle şeylerden hoşlanmaz biliyorsun. Sen de böyle elbiselerden hoşlanmazsın. Bakalım. Belki de hoşlanırım. Gel. Buyurun hanımefendi. Merhabalar, ben elbise bakacaktım. Düşündüğünüz bir şey var mı? Yani çok abi olmasın ama sade de olmasın. Tabii, buyurun. Nasıl? Çok güzelsin ama çok güzel. Babam seni böyle görünce çok şaşıracak. Şaşıracak mı dersin? Evet ama çok şaşıracak. Geldiniz efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar. Ben eşime hediye almak için bir bileklik bakıyorum da. Tabii. Modellerimizi göstereyim hemen ben size. Bu mesela Osmanlı motifliğinden esinlenerek tasarlandı. Bu parça yeni koleksiyondan Safir.
çok güzelmiş ama böyle birazcık daha sade, biraz daha elegan bir şey bakıyorum ben. O halde size büyük koleksiyonundan bir parça göstermek istiyorum. Tabii ki. Karayı Master.